neredesin? Fransa'da. Çiftlikteydim az önce. Ah, keçilerim hastalandı yine. Onlarla uğraştım. Sen ne yapıyorsun? Aramıyorsun kaç gündür. Sana bahsettiğim bir kadın vardı ya. Firuze. Evet. Ona ulaştım. Ajan olduğunu, babamı öldüren adamlara çalıştığını itiraf etti. Ne yaptın peki? Kafam çok karışık baba. Bana istihbarat sağlayan her kimse, onlara ulaşmam lazım. Neden? Firuze'yi öldürmek sorun değil. Ama gerçek katillerin sokakta elini kolunu sallaya sallaya dolaşacağını bilmek büyük bir sorun benim için. Bilgileri teyit etmem lazım önce. Firuze? Bakta sırt çevirdiğini, bu yüzden ölüm emrini verdiklerini söylüyor. Beni de bu sebepten peşinde taktıklarını. Eğer doğru söylüyorsa baba. Sence doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Öğreneceğim. Sana bu gelen paketlerle alakalı hiçbir adres, en ufak bir ipucu, hiçbir şey yok mu? Olsa neden saklayayım evlat? Posta kutumda ne buluyorsam doğruca sana yolluyorum. Ne bir adres, ne bir bilgi, hiçbir şey yok. Bak, ben bu konulardan anlamam biliyorsun. Ama bence bu kız yalan söylüyor. Cezayir'de öyle. Sakladıkları bir şey var. Cezayir'in yalan söylediğini düşünmüyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki? Çünkü hayatımı kurtardı. Fırsatı vardı. Öldürebilirdi beni ama öldürmedi. Sana bir tek şey söyleyeceğim evlat. Babanı da bu yolla öldürdüler. Güvenini kazanarak. Bunu sakın unutma. Ve kimseye güvenme. Hele ki abisinin intikamını yıllardır almayan, bunun hesabını sormayan bir adama asla güvenme. Kapatmam gerekiyor şimdi. Sonra konuşuruz. Beni gelişmelerden mutlaka haberdar et. Tamam. Tamam. Tatavlalı ile irtibata geç. Canlıkun yakında onu ziyarete gideceğini söyle. İhtiyatlı ol. Divanda adamımız olduğunu illaki öğrenecektir. Öğrenecek zaten. Hem de bugün. Mekana sığmazam.